Turizmi çok yetersiz buluyorum. Erciyes'te daha çok etkinlik evet olabilir. Biliyorsunuz Erciyes'imiz yapıldı ama Erciyes'te bir şey yok. Gezilecek, görülecek yerlere arttırılması gerekiyor. Daha fazla yeşillik olabilir. Kayseri'de turizmi nasıl buluyorsunuz? Neler yapılmasını istersiniz? Turizmi çok yetersiz buluyorum. Genel olaraktan zaten çok pahalı, gereksiz pahalı buluyorum aynı zamanda. Biraz daha böyle öğrenci indirimi olabilir mesela. Toplu bir indirim gelebilir. O tarz düşünüyorum. Genel olarak nasıl diyeyim ki? Ben hep öğrenci olarak düşünüyorum. Turizm gençlerin daha çok katılması taraftarıyım. Buna rağmen yani böyle toplu bir indirim olabilir mesela 10 kişi üzeri. Aktivite olarak da değişik yerlere götürebilirler. Kayseri'de müze gezisi olabilir turizm olarak. Yani bunlar biraz daha ücretleri indirim olsa mesela öğrencilere daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Bungee jumping var ya da ne bileyim böyle ağaçların arasında güzel bir gezinti oluyor ya onlar var onlar olabilir. Ya da örneğin daha da böyle gençlerin açısından eğlenebilecek aktiviteler olmalı diye düşünüyorum ben. Uzun yürüyüş yolları olabilir aynı zamanda. Bisiklet yolu isterim mesela, güzel bir bisiklet. Örneğin binme scooterlar var, arabalarla olmuyor yani. Güzel bir yol açılabilir. Öyle düşünüyorum. Bence turizm gayet iyi ama birazcık daha fiyatlar düşerse daha iyi olacağını düşünüyorum. Etkinlik bence iyi. Yarın yürüyüş var biliyorsunuz. Bence iyi. Zaten yurt dışından özellikle Avrupa'dan gelen vatandaşlar için Türk ya da yabancı fark etmiyor. Bayağı bir cazip ülke oldu ekonomik açıdan dolayı yani. Yani bir tanıtıma da gerek yok açıkçası. Adamlar geldiklerinde Edirne'den girdiğinde istediği şekilde her yeri gezebilirler. Kayseri'de yaşayan gençlere yönelik biraz daha spor alanlarına önem verilmeli. Kayseri turizmle alakalı Erciyes yani o var turizmle başka aklıma gelen. Başka da yapılabilecek şu tarihi yerler falan var ya Kültepe ile alakalı orayla alakalı da tarihi yerler olabilir aslında. Ama genel olarak zaten Erciyes ile alakalı o yüzden pek bir düşüncem yok yani böyle. Mesela bu Erciyes'te kayak falan oluyor mu ya belli bir miktarda öyle herkesin gidemeyeceği bir şekilde. Yani belediyenin bence bir düzenlediği bir aktivite falan olsa herkes kayağı öğrenmiş olur. Şahsen ben biliyorum ama yani param var diye gidiyorum. Parası olmayan nasıl gidecek? Yani kültür de, turizm daha çok gelişmiş olur hem kültür de gelişmiş olur. Kayseri bence turizm açısından biraz fakir bir ülke. Yani ben gezecek bir yer bulamıyorum. Mesela konser alanları biraz daha fazlalaştırılabilir. Erciyes'te daha çok etkinlik evet olabilir. Kayak ve kızak haricinde. Yürüyüş yolları da daha fazlalaştırılabilir. Mesela bizim evin orada cidden spor yapabileceğim bir alan yok. Hani top oynayabileceğim bir yer bile yok. Bence bunlar artırılabilir. Vallahi Kayseri'de turizmi yavaş buluyorum. Biraz Menduk Başkan'ın bu yönde biraz aktif olması lazım. Yani bir Nevşehir'e falan bakıyorum. O balonlu yerlere falan hep turistler oralara gidiyor. Bizim Kayseri'miz biraz daha cazip olması lazım. Ne bileyim görsel alanda olsun biraz daha turistleri çekme yönünden onları tabii büyüklerimiz daha iyi bilir de. Şimdi ben ne desem boş ama biraz zayıf turist yönünden Kayseri. Mesire alanları gibi, Erciyes Dağı gibi, Ali Dağı gibi oralara biraz daha değişik bir projeler yapılabilir. Gençlerimiz daha aktif rol oynayabilir. Ama şu oralar mesela abimin dediği gibi oralara biraz daha aktif rol oynayarak oralara daha ilgi yoğunlaştırılabilir. Şimdi turizmin iyi olması için bir kere halkın cebinde para olması lazım. Biliyorsun halk da çok perişan. Şu anda ben emekliyim mesela 4670 lira cambazlığıyla geçiniyor. Cambazlığıyla. Parası olmayan adam da nereye gidebilir? Gezmeye gidebilir mi parası olmayan? Gidemez. Bir. Bir de biliyorsunuz Kayseri'nin şu anda dünyanın en ikinci büyük şelalesi Kapuzbaşı Şelalesi var. Ama yol 110-120 kilometre gittikten sonra yollar dar ve çok dağlı. Ulaşım sorunu büyük. Onun yollarının iyice yapılması lazım bir. Oralara biraz güzel tesisler, insanların gittiğinde oturup dinlenmeyecek, yemek yiyecek bir tesisler yapılması lazım. Konaklama yerleri yapılması lazım. Bunlar eksik. İki. Biliyorsunuz Erciyes'imiz yapıldı ama Erciyes'te bir şey yok. Atıyorum 3 ay 4 ay bir kayak var. Başka bir şey yok. Yani gayet iyi buluyorum. Zaten kayak merkezimiz Türkiye'nin en iyi kayak merkezlerinden biri ve birçok pistimiz var. Ben özellikle ve ayrıca da yamaç paraşütü de turizm de var Kayseri'de. Kayseri'de pek turizm olduğunu düşünmüyorum. Gençlere yönelik bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben genç değilim, 35 yaşındayım ama gençlerimiz için daha aktivite alanları olabilir bence. Kafe dışında herhangi bir aktivite şeyleri, ne bileyim bowling salonları belki daha AVM'ler dışında
ya da spor aktivite alanları, o tarz yerler olabilir diye düşünüyorum. İyi aslında, yani son dönemde Erciyes gayet iyi ilerledi. Biraz daha böyle sosyal etkinlikler tarzında bir şey olursa bence daha iyi olur diye düşünüyorum. En azından yani ülke, yani ekonomisine de katkısı olur ama son dönemde bence gayet iyi. Erciyes özellikle bayağı gelişti, bayağı gelişmeler de var. Turizm açısından gezilecek, görülecek yerlere arttırılması gerekiyor. Kültürel etkinliklere arttırılması gerekiyor. Kayseri'de turizm anlamında çok fazla bir gelişme olduğunu düşünmüyorum maalesef. Ben buranın yerlisi olarak yapabilecek çok bir şey bulamıyorum. Keşke daha güzel şeyler olabilse. Mesela kafe turizmi biraz daha gelişebilir. Sadece kış turizmi olması pek hoşuma gitmiyor diyeyim. Daha farklı aktivitelerin olması hoşuma giderdi. Kapuzbaşı Şelalesi var. Buralara ulaşımın daha güzel olmasını isterdim. Keşke daha güzel olsa. Çünkü yerlisi olarak biz ulaşımda çok zorlanıyoruz. Gelen kişiler de bence turistik anlamda buraya gelen kişilerin ulaşımında zor oluyordur diye düşünüyorum. Yamulo Barajı için de yeni yeni aktiviteler oraya yapılıyor diye biliyorum ama plaj yapılabilir. Daha fazla yeşillik olabilir orada belki, bilmiyorum. Göze hitap eden şeylerin olması hepimizin isteği.